Ziyade olsun Havalakbanım. Afiyet Teşekkürler çay olsun. için. Afiyet olsun. Şarjımızı da yaptık biraz. Bu şimdi değişik başka bir kalıp sanırsam Bu Havalakbanım. şablonların pulları. Şablon yok mu? Evet Akbanım. Oldu mu bunları? Akbanım şu şey sizin yaptığınız dökümle normal bir döküm arasındaki kalite farkı nedir? Bir Ya anlatabilir bilim misiniz? kurulu bilge. Bilim kurulu ilce. Bir, ikinci sıra şey yapamıyoruz biz. Gümüş olduğu için Özel iş gibi oluyor değil mi çok Akbanım? özel işçilik oluyor. Sıra işleri kumu farklı. Sistem farklı. Çok farklı sistem. Tabak Daha çok özenmen lazım. aynı öyle. İyi Onlik. gelsin. Çay geldi. İyi ver beyaz tarzı içelim. Kararını değiştirdin mi usta? Çalışacağım burada. En Bir son düşün. konuştuktan sonra gittim ya. Evet. Kilometre yolda. 20 oldu. Bu uçuyor arkadaş herhalde yürüyor. Allah güç kuvvet versin. Kahvecilerin İki işi kişi, zor zor. ikisinin Kolay yapacağı değil bu. işi Ha, tek mi? tabii iki kişi de olsan çok zor ya. Uzun, büyük bir anak var mı ya? Çok büyük. Bir tur yapsa zaten 500 metre bir tur. Ben bir şey diyeyim mi? Evet akbarım. Bu emekçilerin aldığı para var ya gerçekten helal. Bu kahvecilerin işi çok zor ya. Ben çıraklığından bilirim. Adam var ya. Abi Sabah durmuyor köründe ya. geliyor Evet hiç durmuyor. Bir yemek yerken oturuyor ha. Yemekten hariç. yemekten oturmuyor. O yemek yerken de zırt pırt hep yemek yerken bir şey isterler. Yok acele Aynen yok öyle. bilmem ne. Bir de o olur. Normal zamanda istemezler. Şuradaki işlem nedir Akbarım? Yol Şimdi veriyorum. ha yol veriyorsun. Yol veriyoruz. Mal yürüsün diye. Çok ilginç, değerli, tarihi bir iş ya. Vay be. Eski ustalar kalksın da görsün. Kalkamazlar, değil mi? Kalkamazlar da işte kalksınlar da görsünler. Evet. Şimdi bunlar ocağa gidecek değil mi Tabii Akbarım? hocam Ocağa, iş tamam. yapılacak. Tamam. Ha is, anladım. Şurada makinem var, is Evet. makinesi. Tamam. İs de güzel oluyor. İsi de çekeriz. Ondan sonra aşağı girecek. Ondan sonra dökülecek. Arka arkaya dökeceğim işte. Bu kadar özel, hassas, değerli iş yapıyoruz ama maalesef emeğinizin karşısını alamıyorsunuz Akbarım. Alamazsın ki. Neden Akbarım? Yok. Sa evet. Dibe vuruyorsun. Sanata, ustaya saygı değer yok değil mi? Kim vermiş ki şimdiye kadar? O lafın çok doğru. Ne Benim müzisyenlere verirler, ne tiyatroculara, ne belgeselcilere. Hiç değerimiz yok. ben şunu diyorum. Evet Akbarım. Ben olmasam nerede yapacak bu işi? İşte Kime ben yaptıracak? ne kadar değerli olduğunu onu söylemek istiyorum Tabii. Akbarım. Yani alternatifin yok abi. Nasıl seninle Alternatif. pazarlık yapıyor ya? Anladın mı? Onu diyorum Yani Akbarım ben sana yani. diyorum bir dereceyi Yani para için seni çıkarmaması lazım ya. yağmur çıkarıyor. Yani biz klimacı 80'den önce 78-77'de klimacıydık. İki kişi vardı. Bir Westinghouse yanıyor oradan bir bizdik. Müşteri var ya paranın pesini izlemezdi. Ama Titrerdi. Parayı bırakırdı. 3 ay sonra klimasını alırdı. ben Ama sana bir şey diyeyim niye mi? biliyor musun? Bak, tek Ha. kalemsin. Ya iki kalemsin pardon. Üçüncü yok usta. Şeker koydun mu? Şekersiz de içeriz Var ya. akbarım. Şimdi sen klimacısın Evet değil mi? akbarım. Temmuz ayında, Ağustos ayında 35 derece sıcaklığı ya adam yalıyor, klimasını yaptıracak. Sen Peki. gidiyorsun o sıcakta olup klimasını Eyvah sabah yaptırıyorsun, olsun. yapıyorsun. Adam serinliyor. Senin paranı vermek zorunda ya. Yani. Yok, beni bulamazdı Temmuz Ağustos akbarik. Ya tamam Yani buldun bulsa ya. da hemen ne yapardı biliyor musun? Ustaya ben çay kahve de ustaya ayran limonata karnını da açtır yemek parasını da hemen hazırlayın tamir parası neyse bir de bahşiş verin çocuğa. Ya. Ama Ekim'de de seni tanımaz. Aminatsın. Sen kimsin ya? Tanıyamadım. Tabii. Ulan hani ölüyordu ya müşteri girmiyordu. Hani şey, bu bizim klima işi de sezonluk.
3 aydır akbarım. 4 aydır bilemedim. 5. ay yok. Bize de... Ne yaptın? Yaptın 4 ay akbarım. Yakaladın. Bize de 6 aydır. Ama şimdi o da... Sizde de sezon gibi ha? Sizde de mi sezon akbarım? Tabii. Bizde yazın pek iş olmaz. İlk defa duydum ben. Haziran, Temmuz, Ağustos. Niye akbarık? Niye? Ya tatile giderler. Okullar kapalır. Sipariş gelmez. Anladım. Sezon her işte dediğin gibi sezon oluyor her işte. Şimdi en zor dönem niye biliyor musun? Bak. Millette para yok. Para sıkıntısı var. Evet aktarım. Para sıkıntısı olduğu için kimse 35 milyon verip de bir kilo gümüş alamaz. Bunun işçiliği var, bunun finansı var, bunun şeyi var. Bir kilo gümüş almak için 50 milyar para vereceğim. Akbarım bir kilo gümüşle hiçbir şey yapamaz. Bir tepsi yapacak 5-6 kilo. Bir şamdan yapacak 3 kilo. Yani. Sen söyle. İki sipariş alsa, 10 kilo alsa bile 2 tane iş çıkarır. Siz daha iyi bilirsiniz ama ben de çok çektim ya gümüşleri çalışıyorum. Yani bugün 10 kilo evine gümüş almaya kalksa bir yarım daire parası verir. Evet 500 bin lira para. 500'ü geçer. Tabii. Onlar da iş bitmiyor. Adamın kirası var, işçisi var, sigortası var, muhasebesi var, stopajı var. Burada bu Türkiye'deki ucuz işçilik hiçbir dünyanın hiçbir yerinde yok. Yok. Çok doğru bir konuya bas. Avrupa'da zanaata, işçiye, ustaya var ya çok değerli işçilik. Ya hem Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde usta sana gün verir. Der ki şu gün geleceğim, müşteri ona göre ayarlar. Burada tam tersi. Müşteri diyor ki şu gün gel, şu saat gel. Oranın sistemi nasıl biliyor musun? İşe başladığım zaman kafanı kaldırıp da vakit geçiremezsin. İşinin başında devamlı işini odaklanacaksın ve böyle benim gibi oturup böyle muhabbet edemezsin, sohbet edemezsin. Doğru ama bir marangoz, bir klima, bir sanatkarın da saati 500 euro, 600 euro bir saat abi. Çok değerli işçilik ve sanat orada. Benim yeğenim, baldızımın kızı Fransa'dan şey almış. Evet, bir tane yüzük almış. Gümüş. 10 gram gelmez. Evet. 200 euro vermiş. Sen dedim bu parayı bana ver dedim. Ben sana dedim bunu 10 tane aynısını yaparım veririm dedim. Şaşırdı. Ama Kenan aynısı dedim. Birebir dedim. Neymiş o bir modelist yapmış ya bak bir tane şeyi 200 liraya satıyor adam. 100 tane satsa 20 bin dolar. Paraya bak. O da işçilik çok pahalı. Çok değerli. Çok değerli. Çok işçilik. Değerli. Çok. Çok değerli. Yani bizim gibi değil. Ya biz. Bu şeyin şu aletlerin ismi neydi akbarım? Şu ne dedim bu? Bu şey gibi şunu. Bitil. Gazlaması yok mu? Eskiden. Evet. Ona benzer o. Evet. O ne işlemin adı neydi akbarım? İsteme mi? Tabaka yapacağım. İsteme. Tabii. Bu olmazsa olmaz. Bu çok mühim değil mi akbarım? Çok çok mühim. İsteme. Tabii evet canım. Değerli Barbedim isteme yapıyor. Onu çekiyoruz. Evet şöyle cam açık mı akbarım? İş nereden çıkacak? Baca var pardon. Tamam. Baca var bir de fan var. Çekiyor fan var. Tamam şimdi o da akbarım. Evet arkadaşlar, isteme yapıyoruz. Kum kalıbını istiyoruz değil mi akbarım? Yanlış bir şey söylemiyorum. Evet. Tamam akbarım. Peki bunu yapmadan direkt ocağa götürsen ne olur akbarım? Yani normalde götürüyorlar ama bizde yok. Sen hakkını veriyorsun her şeyin. Hakkı yok. Anladım. Yürümez, mal yürümez. Yürüse bile çok pis olur. Burada dereceli boşluğu alıyoruz. Bu çok mühim. Boşluğu çok boşluğu. Bir kere... Tabii. Öyle bir ayarlaman lazım ki. Evet akbarım. Çok kum atarsan basar, sakat gelir. Az kum atarsan çapak yapar. Oo, kıvamını çok iyi ayarlaman lazım akbarım. Yani. Onun için çok hassas arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yaklaşık yarım dakika sürüyor değil mi akbarım? Öyle bir şey. Yok, o göz kararı. Göz kararı, ustalık. Anladım akbarım. Kimini çok yaparsın, kimini az yapacak, kimini... Şeyine göre, evet. Değdireceğiz, şey yapacağız. Evet, isteme yapıyor. Sarı dökümde yok mu? Sarı dökümde yok. Yok. İstemez sarı dökümde. Evet. Geçen günü... O sıcak değil mi akbarım elini tutuyorsun ya? Sıcak, alışık artık. Nasıl ederiz ya?
Bak sen her tarafın nasıl büyüyecek eller. Ya. Evet. Çok değerli eller. Nasıl? Allah sağlık versin. Geçen güne... Abi ben... Oh. Geçen güne şey yaptım. Abi. Damadım mangal yaktı. Evet aferin. Yere bir tane kömür parçası düştü. Yanmış. Tuttum elimle, aldım koydum. Ne baba ne yapıyorsun? Baba, 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 baba ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum dedim. Ne var ki bunda dedim. Adam dedi ki, vallahi ellerle nasırlaşmış artık ne olur dedi. Alışmış dedi. Yani evet, nasırlaşmış artık. Tabii artık hissetmiyorsun. Dışarısı 35 derece, 1200 derece karşısında biz artık alışmışız, bize şey geliyor. Tabii dışarıdaki o hava üşüyorsun artık o havada. Evet, 1200 yani. Derecenin önünde devamlı o sıcağa alışmak dışarıdaki sıcak. Bizim Takvar Bey vardı rahmetli patronum. Hı-hı. Abi trifaze sigortanın içine önce elini satırdı sonra şeye koyardı ya. O zaman elektrik almış. Evet. Onu bir çarpmış 220 volt. Elektrik evet, almış şey olmuş, artık. Vücuttan şey çekmiş evet, artık. Çekmiş topraklama artık. Artık çarpmıyor. Çarpmaz olur. Keşke o zaman cep telefonu yoktu. Olsa da çekseydim. Abi o eski bir şeyler var ya. Evet. Abi elini kahvecinin orada satıp ne yapıyorsun Takvar Bey diyordu. Abi hiç şansı yok. Trifazaya koyuyor. Beynini ona, beynini ona. Yani benim 380 volt. Elektrikçi arkadaşım gözlerimle geldi. Gözlerimle gördüm ya. 220'yi birbirine bağlayacak. Tuttu. Ne yapıyorsun? Benim elektrik var dedim. Bir şey olmaz dedi. Alışmış. Vücut. Ha, geldi. Şey alıyor. İşte. Ooo! Akbarım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sağ ol. Siz nasılsınız? Sağ ol. Eksik olma. Sizi görmek çok güzel. İyi misin Akbar? Allah aşkına işte. Allah daha iyisin. Hayırlı, bol, güzel bir hafta olsun, kazançlı. Nasıl işler, keyifler? Buna da şükür ya. Ben evet. Biraz durgun ama yani şükür diyorum. Ne yapalım? Gümüş artıyor mu, iniyor mu? Aynı yerde mi? Yerinde size duruyor. Faydası var mı, yok mu? Ne, nedir bu yani abi? Bize şöyle faydası yok. Çünkü mal bizim değil yani. Mal karşı taraftan alıyoruz. Ha, işçilik. Fason yapıyoruz. Fason yapıyoruz. Ha, işçilik yani. Yani işçilik yapıyoruz. Anladım. Hani siz malı önceden yapıp sonra parasını almıyorsun. Ya biz sadece işçilik alıyoruz. Anladım aklım, yani, anladım. Gümüş karşı tarafın, evet. Karşı firmanın. Bize veriyorlar, sipariş evet. Veriyorlar. Emeğinizi alıyorsunuz. Şu an kaç para kilosu aklım bugün? En son 33 liraydı. 3 Eylül 2024, 33 lira. Evet. 6-7 ay önce geldim, 18 lira mıydı neydi? Evet çekimlere değil mi aklım? Kilosu 33. Evet, Allah her şeyin hayırlısını versin. Ustalarımıza bol kazanç versin. Buyurun. Akbarik çayı... Ha buyur abi. He vallahi. Buyur. Al orada. Şey burada. Evet. Şey de vardı. Benim bu adamla başım dertte. Evet. Nasıl bir dert abi? Abi nasıl bir dert? İş veriyoruz. Sallıyor. Şimdi. Kırlanta. Bak kamera açık. Yani. Kamera açık olmasın. Ağzımdan şey çıkacaktı. Tatlı sözler çıkacaktı. Tatlı. Şimdi. Bak işleri yapmışım. Seni yapıyorum. Ben gümüşü getir. Bir arada görmek çok değerli. Evet. Al. Aferin. Maşallah yarım asır. Allah daha uzun beraberlik versin. Dükkanlarımız yan yanaydı. Evet. Ben... Yememiz, içmemiz hiç gitmez diye. Zaten her geldiğimde akbarım sen 3-4 tane buraya damlıyorsun günde. Yani görmeyi demiyorum. Ben diyorum ki 80'li yıllarda hafta günde 250 tane yapıyorduk diyorum bunu. Evet. Yapma ya. İnanılır gibi değil değil mi aklım? Bak burada çıkma sana bir şey söyleyeyim. Buyur aklım. Bizim meslekte sabah erken gireceksin. Dükkana. Sabah erken gireceksin. İşini halledeceksin. Faydasını yapacaksın. Sabah erken. Biz sabah erken girerdik. Saat 6.30 girdik dükkana. O zaman iş çoktu. Bereketli de oluyor erken gelince tabii, ya. Gün uzuyor. 6.30 girerek girer. Akşam 10'a kadar. Ertesi gün gene. Cuma günleri kesinlikle sabahlar. Cumartesi günleri 7'den evvel çıkamazdık be. Cumartesi günleri 7'den evvel çıkamazdık. Cumartesi akşam 7. Tabii. Akşam 7 tabii. Gün bitiyordu. Mal teslimatı olursa. Hasılatlar. Hasılat, hesaplar. Bir de haftanın regal olsun diye bak. Pazartesi gelelim ki. Evet. Hemen tezgaha girelim çalışalım. Şeyin iş dizaynı ne aynen, yapılacak aynen. Müşteri. Evet, evet onun evet. Programı harika bir şey ya. Şimdi öyle şeyler kalmadı ya. Kalmadı. İş plan, yok. Proje. O iş kalmadı yani. He işte yok. İlk iş benim. Son iş cilacı. Aynen. Bak ilk işi ben yapacağım.
Tesviye yapacak, kaynak yapacak, montelecek, şey yapacak. Son işte parlamaya, cilacıya gidecek. Ne kadar işlem var, ne kadar emek var ya işçilik. Tek başına değil yani. Çok. Öyle bir bağ var ki. Şimdi şöyle, bir şamları çıkartıyorsun. Ben şahsına bazen kalmadım. Bu şamları çıkarttığım zaman 7 tane atölyeye işçilik dağıtıyorum. Evet. 2 atölyeye, cilacısına, kumdakısına, sanktörüne, astarcı. Astarcısına, sıvamacısına. Ohoho. Yani, sen varsın kaynakçı. Evet, ben varım. O, kaç kişi ekmek yiyor değil mi aferin? Benim yanımda o zaman 4 tane eleman çalışıyor. 4 tane eleman. Hayır, çalıştı mı hiç aferin yanında? Hayır çocuk. Çalıştı. Çalıştı. Bir becomuz var. Çalıştı. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Amin. Şimdi Onik abi, Zavel Akbarım'a da sordum. Niye hiç çıraklar gelmiyor bu güzel zanaata, hiç yanaşmıyorlar? Neden Akbarım? Ben sana çok kısa bir örnek vereyim. Lütfen. Ben mesleğimde sizi görmüş olsaydım oğlum yanamazdı. Oğlum yanamazdı. Yok yani bir meslekte şey yok yani. Değer yok. Değer yok. Değer de ışık yok. Işık yok. Yani. Her konuda hem madde hem şey olarak gelecek olmadığın ya, için. Alırım oğlum. Aslanı yetiştirirdim. Tünelin ucu gözüküyor çünkü. Işık yok. Doğru diyorsun aferin. Değersiz insanlar sıfatında iş. Şimdi şöyle. Ama tam tersi aferin. Şimdi şöyle mesela. Tam tersi. Şimdi şöyle. İnsanlar da birisine çırak diyelim yani. Çırak alıp bana kaç para ödeyeceksin? Kafadan. Şimdi zamanımızda bir şey yok ki. Peki senin kemiği benim. Ben 7 sene çalıştım Takvur Bey'de. 77-84. Bir gün haftalık aylık konuşmamışımdır. Adam bize iş öğretiyor, meslek. Biz ona para verecektik. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben 1976 senesinde Çoğacan'a mutfacılık olarak işe başladım. Benim sana meslek mutfacılık. Evet Akbarım. Çırak oldum. Kalkı oldum. Aşama aşama. Tabii aşama. Usta. Ondan sonra ben 1000 lira haftalık alıyordum. Yıl 79. 1000 lira haftalık alıyordum. Bana 6000 lira, 7000 lira haftalık ödemeler vardı. Oo. Evet. Para son plan. İkinci planda evet. Sizin de o jenerasyon o dönem gerçekten öyleydi. Yani 1000 lira nerede? 6000 lira nerede? 6 misli az da değil yani. Gözü kapalı gider şimdi 2 misliye bırak. Şimdi daha enteresan mesela ben 6'da polis ederim. Seni o çağırır, bu çağırır. Evet aferin. Benim haftalığım yine gelirdi, 14-15 bin liraya gelirdi. Evet. Bir akşam 12'ye kadar çalışırdım, sabahlar da başkasını. Evet. Yani. O günlerden bugünlere geldik. Yani. Zahmet Usta mı, yakıyor musun kömürü? Yakacağım birazdan. Bismillah. Şimdi ayıklamaya ocak, başladım. Bakayım akbarım, ocak boş mu şimdi? Boş, kömürleri temizliyorum. Ha kömürleri, dünkü kömürler değil mi? Evet, kalma. Bu yalan kömür. Evet. Bunu suluyoruz, tekrar yakıyoruz. Anladım. Ya yani su verdikçe gaz oluyor. Evet.